yokmuş. Kovuldu. Aa, çok severim ama burada Pereira. Tecavüzcü Ertem şey tecavüzcü. Tövbe estağfurullah hocam, ne diyorsunuz ya? Yani nasıl benzetme yaptın? Hocam bir şey söyleyeceğim. Sen pehlivan bozuntusu mu dedin demin hocam? Efendim ağzınızdan bir dakika, pehlivan bozuntusu çıktı mı? Benim yok. Çıktı evet. Edirne'deki pehlivanlardan onlar benim canlarım. Aramışlar. Hoca kırılmışlar. Vallahi hocam. Bir dakika konuşun. İnsanlar televizyon başında. Ulan hıyarlar diyorduk. Bir konuşmayı verir misiniz? Demez. Ayıp ya. Kısmet de eli sokmayı demiş. Hocam ya oğlum ne yapıyorsun? Saçmalık elin. Ya hocam el sokup ya hocam ne yapıyorsunuz? Canlı yayın Beyaz Futbol başladı sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına sizin kanalınıza hoş geldiniz. Türkiye'nin ikinci attığı gol mükemmel bir goldü. Ne yandan iyisi ya? Maçın adamı Bülent Yıldırım. Hayır. Bravo hocam! Hocam ne yaptınız daha başta? Bravo hocam! Hayır, nereli olduğunu bilmesem Bülent Yıldırım'ın da bunlara derim ki kesin abi kardeş. Soyadları benzerliği de var zaten. Eşit aynı soyad. Fenerbahçe yine hakemle kazandı. Bir gelmesinin baş sebebi ben de bir Fenerbahçeli olarak Bülent Yıldırım'ı kınıyorum. Tabii sen gülme beni bir dakika. Sinan bitirsin. Sana emanet ediyorum tamam, bu kardeşim. Tamam bitirsin. Sen bitir abi. Ancak. Bitir ondan sonra. Evet. 2015-2016 oh. Aziz Yıldırım sezonu bu sene. Çok bayağı. Hayır arkadaşlar yazmayın. Hayır yazmayın arkadaşlar. Arttı bu sene. Çok bayatladım. Yazılı olmayan bir çok kanun var. Çok bayatladım. Yazılı olmayan çok bir bayatladım. Kanun var bu sene. Yemiyoruz. Fenerbahçe gol atmadan maç tamamlanamaz. Klasik. O sizde olur. Muhakkak Kadıköy'de Fenerbahçe yenmek zorundadır. Fenerbahçe her yerde yener. Bir dakika kardeşim bu yapılan saygısızlık yeter ya. Kesmedi, siz de kesmeyin. Bitirsin ondan sonra. Hem haksız yedirin. Anlasın. Hem haksız galibiyet. Hem şişkinlik. Ona bitirsin. Hocam bir bitirsin. Ona Rasim Ozan gibi davranıyor. Hocam bir bitirsin. Rasim Ozan gibi davranıyor. Lüzumsuz, ortamı geren ve ucuz kabadayılık. Buna Kemal Sunal'ın sahte kabadayı filmini seyredin siz. Biz yine siyasetten uzak duralım evet. Sevgili seyirciler. Ona da yorumlarınızı, sorularınızı gönderebilirsiniz. Bülent Yıldırım bir kez daha Aziz Yıldırım'ın kardeşi olduğunu ispat etti. Fenerbahçe yine hakemle kazandı. 96. dakikada verilen faul kamera şakası yine. Gibi ve çok komik. Yine hocam biraz ağır olmamış mı? Yok ilki esprili güzel. İkincisi ne hocam yine ne ya yine? Bak bir şey söyleyeyim. Penaltı verirsen olur. Ben topa dokunurum. Önce seni bir gebertirim, sonra da topu kaleciye veririm. Apocuğum. Senin sırtına Apocuğum, oturmuş hocam. Apocuğum, o bak pozisyon, senin, o pozisyon. Senin yıldır böyle, algı operasyonu olarak saatlerce konuşuluyor. Hele bu maçı, Fenerbahçe, bak oraya herkesin yazısını yazıyorsunuz. Benim de yazımı yazın. Yazalım. Fenerbahçe, bu maçı Bülent Yıldırım'a rağmen kazanmıştır. Bülent Yıldırım'a rağmen Fenerbahçe bu maçı kazanmıştır. Penaltıya penaltı hocam, değil diye. Net şey. Penaltı ben bence. Hocam, seni tanımıyorum. Evet. Seni tanımasam, bak bu penaltıya penaltı diyen adam kesinlikle Fenerbahçe'ye karşı art niyetlidir ya da futboldan hiç nasibini peki, almamıştır. Peki ben futboldan ama seni anlamıyorum. Tanıyorum. Hayır ben Fenerbahçe'ye karşı art niyetliyim. Abi, karşımızda evet, evet. Sinan Engin var. Galiba art niyetlisin. Penaltı mı? Hayır. Ben vermem. Evet. O zaman o da Fenerbahçe düşmanı. Hayır ben çünkü Sinan'ın bu görüşüne katılabilirim. Senin katılma. Bana niye katılıyorsun? Sinan'la kimse aynı hayır, şey söylüyor. Hayır sen Sinan'la biz hakem yorumcusu değiliz. Evet. Sen bu şeyin üst düzeyde yapmış adamsın. Evet. Ve sen buradaki penaltıyı eğer hakikaten sezemiyorsan yani ben şüphe içindeyim. Birinci kuruluş olduğu peki. İçin algı operasyonu yapmaya Allah çok rızası için. Sen olmaz hocam. Ali Kıran başkeser misin? Olmaz. Erman Toroğlu'nun kovulmasına vesile oldu. Toroğlu bir. Hocam, niye girmeyeyim Erman ya? Erman Toroğlu basın mensubudur. Onu eleştirebilirsin. Fakat ikinciyi söylüyorum. Hocam bunlar teknik direktör. Bir dakika. Para kazanıyorlar. Bir dakika işsiz kalmayana dayanamıyorlar. Lan oraya atlama oradan iş buluyorlar. Ersun Yanal'ı günahım kadar sevmem. Şansal büyük aile problem yaşadık mahkemeliyiz. Buna rağmen ben burada bir konuşturama ya. Ama şunu söyleyeyim hocam. Sen hayatında teknik direktörlük yaptın mı? Yapmadım. Ben yaptım 10 takım diyelim ki 7'sinden kovuldum. Her teknik adam problemle ayrıldığı kulübün kötü gitmesi için bildiği her şeyi yapar hocam. Bana hiç anlatma. Bana hiç anlatma. Ben bilirim. Bunu istersen teknik adamlarla tek tek ama olur. Şimdi şu var. Benden sonrası tufan var. Bak şu an isim önemli değil. Ersun Yonal, Mustafa isim önemli değil. Bak bu doğru bir Fatih hareket değil. Şimdi İsmail mi? Kartal Fener'den ayrıldı. Hocam garip garip demeçler veriyor Fenerbahçe aleyhinde. Öyle İşte mi? Tekerlek nereye giderse baş oraya gider. Efendim bana bir tane oyuncu almadılar. Şimdi 50 oyuncu alıyor.
Böyle garip garip işini bu adamın getirip şeye mi koyacaksın? Yayıncı kuruluşa yorumcu. Ve ondan sağlıklı ya yorum ama, bekleyeceksin. Apocuğum, hocam, bana şunu cevapla. Hocam, Türkiye'de nizam var. Hocam, Türkiye'de futbolda bir adam var ki Allah. Buraya bu hocam, çıkmayacak. Bir takım ben, oyuncu vermeyeceğim. Hocam, sen sus, sen konuş. Hocam, ne oluyor hocam, ya? Bakın hocam, bu ülkede biz bu işleri nasıl halledeceğiz? Ben şike var filan demedim. Şimdi yanlış hocam, anlamayın hayır, ya. Hocam hayır. Ben şikeye getirmeyin olayı ya. Ben pozisyonun penaltı olmasını... Rahatsız olmayı şike değil, baskı diye düşünün. Psikoloji diye düşünün. Şimdi burada arkadaşlar, ben pozisyonun penaltı olmadığını söyledim değil mi? Evet. Diego'nun pozisyonunda faul olmadığını söyledim. Aynı şeyleri söyledik sen. Aynısını söyledik. Evet. Birisi Miyaçreh diye bir tane çocuk. Sinan Engin bırak da Ahmet Hoca konuşsun. Sendeki bu Fenerbahçe sempatizanlığını anlamış değilim. Ya kardeşim neyin ben sempatizanlığı? Daha ne söyleyelim? Fenerbahçe ile ilgili hakemlere yani dinlerken istiyoruz ki insanlar biraz aklı başında yani dinleyin. Yani ne söylediğimizi tam anlayın. Arkadaşlar kahve molası ama bakacağım. Sen bana 3 saniye izin verin. 3 saniye. 2-3 saniye. Evet. Benim böyle yapma, heyecanlanıyorum. Ben genç bir adamım. İçim kıpır kıpır. Beyler onu bunu geçin. Evet. Bu hakemleri cuma günü bir yerlerde topluyorlar. Bunlarla ben sevmiyorum. Bak şike sokma işi. Benim başımı dert sokma. Psikolojik harekattan bahsediyorum. Şimdi sen ne biliyor musun? Abdülkerim gel Gültepe'ye diyorum. Ya ben gelmem ya Sinan. Ben Karagümrük. Beni orada döverler mesela. Ya ben sana geliyorum. Beni orada döverler. Olmaz. Ben geliyorsan sen beni koruyacaksın. Tabii canım. Sen geliyorsan yani. Aynı hakem de bu arkadaş. Bak net örneği. Fener konuşmuyorum deminden beri. Bir yönetici. Geçen sene de Beşiktaş'a yaptın aynı şeyi. Rasim. Fenerbahçe bugün görülmüştür ki Rasim, şampiyon sene yapılmıştır. Ya Rasim yapmadım. Ya ben söyleme konuşamıyorum ya. Erten ben konuşmayacağım artık burada. Ben ne zaman konuşsam Abdülkerim Durmaz'a talimat gelmiş Aziz Yıldırım'da. Rasim konuştu an sustu. Hocam Allah aşkına. Sağdan gir soldan gir. Ben Erman'ı attırdım. Ersun'u attıracağım. Onu da attıracağım. Bu herifi attıramıyorum. Sen bari git. Ne yaptın? Lafını böl. Ne yaptın? Lafını böl. Ne yapacağım? Dedi. Beni deminden beri konuşturmuyor. Ama doğru konuşmuyorsun ki Rasim ya. Aziz Yıldırım seni tebrik ediyorum. Sen iyi anlamışsın bu memleketin futbolunun şifrelerini. Tamam mı? Böyle video korluyor ilk oynayarak. Bir yönetici hafta içerisinde. Doğru konuşalım. Objektif burada. Ne Fenerli Galatasaray'ın. Ben objektifim. 96-97 sezonunda Galatasaray gol atana kadar o maç bitirilmedi ve Galatasaray şampiyon yapıldı. Bak ben Galatasaraylıyım. Çok eskiye ama gittik. Bakın ekranda başka bir görüntü var. Biz başka bir şey söylüyoruz. Ertem lafı getireceğim. Ya Rasim'ciğim. Konuşma kardeşim. Lan falan deme. Lan deme. Ayağım yamuldu be. Lan deme. Lan deme. Lan diye konuşma. Lan diye konuşma. Lan diye konuşma. Demez ki ya bir şey söyleyeceğim. Ya kimse talimat falan almıyor. Ay be. Alın Fenerbahçe'nizi şampiyon yapın. Aziz Yıldırım'dan talimat alın. Aziz Yıldırım'ı kutsa. Buraya şeyini yaptın. Ne o heykelini. O da başkasının heykelini yaptırır. O da sever heykel yaptırmayı. Beraber yaptırın abi. Buyurun abi. Galatasaray'ın yıllarca böyle bak. Bitmiş. Zaten bizim ayağın nasıl onu söyle. Ayağın bak ayağın kanıyor. Kendi oteli bakayım ayağım kanıyor. Evet. 12 numara gelsin. Instagram yıkılıyor. Bunu bir Fenerbahçe. Rasim niye bağırıyor diyor. Rasim kendine nasıl dayanıyor diyor. Bak Rasim kendine nasıl dayanıyor diyor. Instagram'a yazıyor. Evet Vitor Pereira. Uyumadığı zamanlar hayatının her dakikasında oynuyor. Ne? Ne yapıyor? Oynuyor. Oynuyor. Uyuduğu zaman oynayamazsın. Tabii. Uyusun. Ama onun haricinde bir gün böyle Grand Tuvalet, bir gün efendim Edirne'de pehlivan bozuntusu gibi giyinmesi. Çıkartıp kasten televizyon kameralarına karşı şeyini öpmesi. Hocam o Porto'da da öpüyor. Tabii. Porto'da da öpüyor hocam. İnanıyordur hocam ona. Okunmuştur. Dönüp, bir dakika. Okunmuştur inanıyordur. Dönüp top toplu çocukla evladım seni çok yıllar sonra ilk defa gördüm nasıl diye şey. Nasıl uyanık o akşen izliyor. Bu tür adamlar dünyanın her yerinde sevilirler. Bu tür adamlardan fesatlık gelmez. Ben böyle oynayan, şov yapan adamları her zaman için tercih etmişim diyor. Ertem'e niye laf ediyorsun? Sağ kenarında takımını böyle seyredip. Ertem de şovmen. Gol attığı vakit deyip. İsmail Kartalı Bey'e hocam ben Ertem'e benzettim. Aykut Kocaman. Tamam mı? Ben bu adamlardan hocam, zarar görmez. Pereira'yı Ertem'e benzettim. Kime? Bak, top toplayıcıya orada sarıldı. Ertem ama Ertem'de de oluğu var. Ertem'de de oluğu var. Ertem'de oynar. Ertem'de oynar. Mesela Ertem'in kimseyle bir kavga ettiğini hocam görmedim. Ertem'e biz burada sıvıcı falan... Ertem hocam, Cumhurbaşkanı'ndan sokaktaki dilenciye kadar bütün skaladaki insanlarla
Hep kucaklaşmıştır. Bak, iyi davranır. Bir şey ama sen kimseye Erten, kötü davranır. Ertem Beşiktaş teknik direktörü olsun. Bir dakika. Ertem Beşiktaş teknik direktörü olsun. Ertem Aziz Yıldırım son dakika Ertem. Sen teknik direktörsün. Son dakika Beşiktaş şöyle bir maç kazansa Ertem top toplayıcı da öper. Aynen. Sahayı çizenleri çizenleri. Top toplayıcının her tarafını öper. Top toplayıcının her tarafını öper. Ay niye gülüyorsun? Rüşdiye demedi miydi maç anlatırken? Oyunlu maç. Manchester maçı mıydı? Ben Ertem'in hırsını bildiğim için. Peki abi. Ertem Antalya Spor'a tecavüz coşkun gibi amigos olsa ne yapar? Ya oğlum deli misin ya? Ya manyak mısın? Tövbe estağfurullah ya. Tövbe estağfurullah ya. Ya tövbe estağfurullah ya. Ya ne tecavüzü coşkunu? Ne alakası var? Coşkun'a geldim Pereira'dan ya. Ya Antalya Spor'a diyorsun ki. Kim? Coşkun. Kim abi Ertem mi? Oğlum gelmiyor dedi. Yok yok. Yok yok Coşkun. Hayır hayır. Bu hafta çalıştırmışlar. Mahmut Uslu çağırmış. Antrenör gelmiş. Başkanımla beraberdim. Sordum Coşkun'u sordum. Çok eski. Canım kardeşim. Gelmiyormuş. Çok seviyorum. Biliyorum. Çok yaşlandı bile yaşlandı. Hayır gelmiyormuş. Şu aralar yokmuş. Aa, çok yani. Severim ama. Ama burada Pereira. Tecavüzcü Ertem. Tecavüzcü Coşkun. Tövbe estağfurullah hocam. Ne diyorsunuz ya? Ya seni nasıl benzetme yaptın? Ertem çok dürüst. Namuslu bir insan ya. Çalıştırıldığın belli oluyor. Bak çalıştırıldığın belli oluyor. Bu sen değilsin. Kalı çalıştıramaz. Sen çalıştırmışlar. Ahmet hocam ben hocam. Çalıştırmışlar. Bu ne diyor ya? Lafları veriyor. Orada giriyor. Orada giriyor. Bana bak. Hop hop. Sen daha babandayken. Sen daha babandayken. Ertem, ben sana soruyorum. Rasip sana bir soru soruyorum. Ben zor sorular. Aziz Yıldırım'a bu kadar sallıyor. Gördüm elini öper diyorlar. Yapmaz. Ya yapmaz. Beni... Ertem yapmaz. Yok. Vallahi bu beni tanımıyor. Ben gelsin, sana söyleyeyim mi? Hiç kimse palavra okuyamazsın. Aziz Yıldırım'la. Rasim Ozan Kütahyalı. Bir tanesi de kanka olurlar. Bir restoranda. Hocam oturdukları vakit kanka olurlar. Ne Rasim Ozan Kütahyalı Aziz Başkan'ın yanına gider ne de Aziz Başkan Rasim Ozan'ın yüzüne bakar. Çünkü biz bunu yaşadık. Sene erkek çok sözü büyük. Verdi gelemedi. Ya erkek ya, sözü yapma, verdi gelemedi. Geldi kanka. Bir dakika dur kendisi. Bir dakika dur. Mahmut Uslu verdi. Mahmut Uslu erkek sözü verdi. Aziz Bey vermedi. Aziz Bey vermedi. Mahmut Uslu o zaman erkek sözü verdi. Aziz Bey vermedi. Ne yaptı sonra? Tükürdüğünü yaladı. Kim? Mahmut Uslu var ya bu sizin sahte kabadayı. Yedi. Abi nasıl konuşuyorsun? Ya Rasim nasıl konuşuyorsun ya? Ayıp ya. Ya Rasim özür dile. Hayır bir dakika. Sahte kabadayı lafından dolayı özür dile. Ben özür dile. Mahmut Uslu'yu ayıp çok. Olmaz böyle bir laf yok. Böyle bir laf yok. Diyemezsin. Mahmut Uslu'dan özür diliyoruz. Çünkü niye? Çok ayıp. Mahmut Uslu'yu şu andaki yönetimde tek tanıdığım ve en iyi tanıdığım adamdır. 63 yaşında adam. Mahmut Uslu'yu normal mi? Sahte kabadayı falan. Öyle bir şey değil ya. Yapma ya Rasim ya. Sivri dillidir. Peki sahte kabadayı. Geçen sene sahte yaptı. Geçen sene yaptı. Adab-ı muhaşerede. Hangisi? Adamlar gelmez ben Mahmut Uslu'yu. 2 sene önce oğlum ne geçen sene. Hatalı adam. Hayır, konjüktürde olabilir. Hatalı biz nerede bir sözlerden caydık? Bir dakika, hayır. Biz nerede bir sözlerden caydık? Ama anında, hocam yapmayın. Olabilir hocam. Aklamayın, baklamayın da mı? Hocam, sen de neyi yapacaksın oğlum? Kimi yakmayacağım? Ya bak, telefona bağlandı. Ertem 3-4 defa sordu. Bak dedi, geliyor musunuz dedi. Çünkü gerçekçi değil hakikaten. Evet, doğru. Dedi ki, anlatayım. Benim adım Mahmut Uslu dedi. Ben dedi bir söz verdiysem yaparım. Yapmazsam adam değilim. Öyle bir şey demedi. Yapma. Ya adam beni ben demedi. Yapma Rasim. Bir dakika dur. Rasim bir müsaade edin ya. Ya bir susun. Çakar yazı. Allah Allah. Ertem kalkıp gideceğim abi. Rasim devam etme abi. Bir sus ya. Tamam abi. Bir dakika iki dakika konuşun. İnsanlar televizyon başında. Ulan hıyarlar diyorduk. Bir konuşmayı veremediniz. Demez. Ayıp ya. Sinancım sinirlenme ya. Sinirlenme yaşlıyız sinirlenme. Ya ne alakası var ya? Ben omuza inecek. Su iç. Arkadaş Mahmut Bey. Yapma. Mahmut Bey. Pırıl pırıl. Yanlış bir soru yanlış bir söz vermiştir. Tamam. Niye konuşuyorsun? En büyük kıvıran benim işte. Nerede kıvıran? Oto öz eleştiri. Sonra aldım Yıldırım'a verdim. Döndün mü? Döndüm. Bir dakika, kıvırdım. Bir dakika, komikler. Sen Yıldırım'a meslek mi verdin? Hocam. Ben bilim onu bilmiyorum. Konjüktür gereği. Bu durumdan gelirken Haluk Ulusoy'un oğlu Saffet Ulusoy'u öpüştüm. Böyle gözlerinde birazcık burukluk aldım. Ne diyor? Babamı sattığın gibi. Öyle bir şey demedi çocuk bana canım. Kucağında da yavrusu vardı. Bak minicik böyle. Saffet Arda'nın çok yakın dostudur biliyorsun. Biliyorum. Şimdi şunu söyleyeyim. Bakın benim. Mahmut Uslu söz verdi. Okey. Bir de ben onunla baş ederim diyor. Edersin ama gerek yok. İçlerinden birisi bir ters laf eder. İçlerinde psikopatımsı herifler var. Ahmet gibi, Razim gibi. Tamam mı? İyisi mi sen bu işin cılkı çıkmasın? Mantıklıdır. Benim olayımda da konjüktür, şartlar gereği. Ben bilmiyorum onu. Ya oldu kardeşim ben kıvıracak halim mi var? Kıvırdım diyorum ya.
Tamam. Hocam kıvırdın evet. Sen Serdar Ortaç şimdi, şarkısını hocam sen binlerce dans. Hocam bir şey söyleyeceğim. Sen pehlivan bozuntusu mu dedin demin hocam? Efendim ağzınızdan bir dakika pehlivan bozuntusu çıktı mı? Benim yok. Çıktı evet. Edirne'deki pehlivanlardan onlar benim canlarım. Aramışlar. Hoca kırılmışlar. Vallahi hocam. Vallahi bak yemin ediyorum. Sadece şu kısmeti ekrana getirin. Vallahi yemin ediyorum. Bir defa hiç kimse konuşmasın. Ben bir Kırkpınar hayranıyımdır. Kırkpınar'daki bütün evlatları kardeşim gibi çocuklar gibi severim. Ya pehlivanlarım ama. Pehlivanlar vallahi pehlivanlar aramışlar yemin ederim. Ya telefon bakımdan bekliyorsunuz. Allah sizi kahretsin. Ama ben o pehlivanlara. Aslansınız siz pehlivanlara. Pehlivanı hakaret etmedim. Pehlivan gibi kısmet giyip çıkan adam pehlivan bu. Onlar gerçek pehlivan. Bitör Pereira çakma pehlivan. Yine evlatlar. Hocam dün sıvacılar bugün pehlivanlar. Pehlivanların vallahi bak. Pehlivanların. Kalbini kırdıysak da hepsi özür dilerim. Ben çok severim oğlum sizi. Edir edir pehlivanlar. Ben bütün en büyük şirkim kırkım bunu. Hocam kısmet sokmayı demeyin. Hocam ya oğlum ne yapıyorsun? Saçma elin. Ya hocam el sokup ya hocam ne diyorsunuz? Sokulmaz sokulur ya. Ya hocam hocam ne diyorsunuz ya? Doğru ya senin koskoca pehlivanlıktan anladığın. Müsaade edin. Nasim ya. Ya kötü bir şey değil mi? Müsaade edin. Ya tamam hocam. Hocam sen niye böyle yapıyorsun? Hocam bir dakika. Hocam bir dakika. Ya hocam. Hocam. Müsaade eder misiniz? Hocam. Sinan abiciğim. Senden rica ediyorum özellikle. Abdülkerim abi. Ahmet abi. Çocukken. Hayalleri Kırkpınar olan bir adamla konuşuyorsun. Kim? Bütün hayalim diye. Erdem resim yapın. Pehlivan resmi. Bütün hayalim diye. Bütün hayalim Kırkpınar'da güreşmek. Ya hocam ne diyorsun ya? Nasıl güreşmek? Hocam sen güreşme hocam nasıl senin küçükken hayalin bitmiyor bir türlü hocam? Ya küçükken benim çok büyük hayallerim vardı. Bir kısmına erişemedim. Bunlardan bir tanesi 13-14 yaşındayken Kırkpınar'ı bir defa el arkadan sokulmaz. Nasıl böyle soktu mu delikanlılığa ters. Ya İçeride yumruk yapacaksın. Ya, yapma ya. O yumruk bilek takılacak kısmete. Güzel muhabbet değil. Hayır bu gerçek ya. Taktiktir bu ya. Bu bana paçayı yakalasın. Ertem değiştir konuyu ya. Milletin yanlış bildiği bir şey var. Ertem değiştir ya. Bir dakika. Yanlış yapıyorsunuz. Terbiyesizlik yapmayalım. Orada en, ne dedi? En düşündüğümüz yere girmiyor. Ya niye girsin ya? Öyle bir şey yok. Bak. Akla başka bak, şeyler geliyor. Bak. Orada bak, Rasim. Cem. Ya. Cem. Ay, Cem diyorum şey. Pardon. Rasim. Cem diyorum. Rasim. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben iki yıl. Bir dakika ben iki yıl. Cem var orada. Ben iki yıl. Ben güreşmedim. Ben iki yıl Kırkpınar'ı anlattım. Ne var abicim? Ne yaptı peki? Ben güreşmedim oğlum anlattım ben. Eli soktum. Ya niye sokayım elimi ya anlatırken? Ya bir dinle. Ya Rasim ya. Evet. Ya Rasim. Bak hocanın anlattığı gibi. Bütün kuralları biliyorum bak. Bütün kuralları. El kısmetten içeri girer, yumrukla girer. Tamam mı? Rakibini yere indirmek yumrukla için. Yumrukla girmez. Hocam bak, elini içeri sokar yumruk olur bak, hocam. Bilmeden. Hocam neyi bilmeden? Şurası, İki sene anlattım ben hocam. En sesini ölsene abi. Tamam. Şurası kısmetin bel kısmı diyelim. Evet. El yumruk girmez. Orası önce el girer. Sonra yumruk olur hocam. Öyle yumruk tutar, olur. Değil mi? Evet hocam onu söylüyorum işte. Ama hocam orası bir ceptir. Şey yani dolayısıyla başka yere girmez. Ya niye? Ya Rasim. Neyse. Erler meydan olur. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Orada bak bir şey söyleyeceğim. Ertem sen de uyuyorsun ya. Kapat. Ya ben hayır ben Kırkpınar'ı anlattım diyorum Sinan abi. Falan bırakın abi. Bir şey söyleyeceğim. Abi değiştirin konuyu. Abi bir de arkadaşlar bakın. Yapmayın arkadaşlar. Çok ayıp ediyorsun. Hocam bir dakika. Ya bu çocuk bunu arıyorsun bu çocuğa ya. Bu çocuk bana bakma ya. Çocuk değil ben çocuk. Ya baksana. Ya Sinan abi. 37 yaşında. Hayır insanlar yanlış anlayacak. Pehlivanlık oğlum çok ciddi bir şeydir. Yani bizim atasporumuzdur. Adam gibi adamlardır. Ertem biz pehlivanlarla dalga geçmiyoruz. Pehlivanlar çok iyi bilirler. Bırakacaklar bu işleri pehlivan arkadaşlar. Hocam pehlivanlarla. Pehlivanları biz rencide edeceğimizi bilir. Pehlivan gibi yalandı. Pehlivanlar aslan gibi. Bizim kardeşlerimiz delikanlı. Hayda be. 8 dedi bizim. Abi değiştir. Evet. Değiştir abi mevzu. 8 dedi. Yalnız bak bir şey söyleyeyim Ertem. 8. Ertem tehlikeli olmadı. Bak tehlikeli boşlara gidiyor program kardeşim. Hocam hocam daha bir şey yok kapatın. Siz kapatın dedikçe üstüne gidiyorsunuz. Geçen sene sıvacılar ayağa kalktı. Bu sene pehlivanlar sosyal patlamaya olacak. Hocam yapma gözünü seveyim ya. Hadi Ertem değiştir abi. Bir şey söyleyeceğim. Bir anda bak bütün oklar bana geldi. Ne yaptı Ertem? Fenerbahçe'nin bu şaibeli galibiyeti. Ya Rasim niye şaibeli galibiyet olsun? Çünkü sen Aziz Yıldırım. Ben baş danışmanısın tebrik ederim. Ben. Evet. Yazılanlara bak. Yazılanlara. Onlar kasıtlı operasyon durdurmak için. Bak, ya bu sene bitmiş iş. Bitmiş. Kesin tebrik edeceksin her hafta. Ya ben söyledim %100. %100 şampiyondur. Ama sen de uyuyorsun buna. Sen de bağırıyorsun buna ya. Abi bağırmayın ya. Niye bağırıyorsunuz Sinan bak yıllardır. Beraber bağırıyorsunuz karşılıklı.
Ya Sinan bağırmazsan bu ne yapıyor ya? Geçen sene sen buna karşı çıkmadın. Beşiktaş'ı yediler ya. Beşiktaş'ı yedirtti bu ya. Abi Beşiktaş'ı bir şey söyleyeyim. Beşiktaş'ı son 5 hafta. Kendi hatasından abi. Kendi hatasından. Abi 4. hafta demedi mi Beşiktaş'ı şampiyon yapacaklar bu sene? Değişir her hafta değişir. Şimdiden 2-3 hafta sonra 5 hafta. Sen gerekli cevabı vermiyorsun. Buna yol alıyor. Sen de biz yer değişelim bak onu ben ne yapıyorum. Ya daha ben bir şey söyleyeyim. Kardeşim ben orada olayım. Yemin ediyorum üstüne uçarım. Beraber sandalyeleri düşürürüz. Gel yer değişelim. Gel ben. Hadi tamam. Tamam. Şimdi elmiş dopin. Ya Rasim deme öyle ya. Rasim senden bir ricada bulunacağım. Ahmet çakarsın ya. Hayır hayır sen Ahmet çakarsın diyorum hocam ya. Sen onun mahallesinin ben senin manevi babam mıyım? Senin adına özür dilerim ben tamam. Sen şu an ismini anmak istemediğin başka bir şahısla ilgili karton imparator demedin mi? Ya Rasim. Ben de diyorum ki meyreleştesin. Karton kabadayıdır. Rasim bir dakika. Benim görüşüm budur. Ya. Sahte kabadayıdır. Sevgili seyirciler ben özür diliyorum. Wesley Snyder'le Yolante'nin bir videosu var sevgili seyirciler. Çok yakın bir zamanda. Erkek mi kız mı saklıyorlar. Erkek mi kız mı saklıyorlar. Erkek. Hocam nereden biliyorsun hocam? Nereden biliyorsun ya? Bana hamile kadın, 3-4 aylık hamile kadının bakışlarını gösterin erkek hocam, kız. Erkek değil hocam saklıyorlar kimse bilmiyor. Ne Wesley biliyor ne Yolante biliyor ben hocam. Tabii ki onlar bilmeyecek. Hocam izleyin. Bana 4 aylık en az 4 aylık hamile kadının bakışlarını gösterin. Erkek annesi mi kız annesi mi olacak söyleyeyim. Nasıl yani? Hocam şey karından anlıyorlar mesela. Ben gözden anlarım. Jinekologlar karından anlıyorlar erkek bir kadın. Jinekologlar efendim ultrason yaparlar. Orada işte erkek çocuğun pipisi görünürse erkek derler. Tamam. Hayır gülme. Tamam doğrudur yani. Doğru ama hani bir de diyorlar ya erkeğin kadını. Erkeğin erkek bebeğin. Sivri olur. Sivri olur. Olmaz kardeşim. Bana getireceksin. Gözüne hocam bakacağım. Hocam bilir jinekologtur. Değilimdir de. Yani gözüne baktım mı anlarım. Hayır. Tam benim hani şey Arap bacı muhabbeti benim. Ya hissedersin hocam. Tıp evet bir gelsin. Röportaj bir gelsin. Çok güzel bir röportaj. Türk ismi de koyabilirler. Tabii göbek adı Türk olur. Mesela diyelim ki babasının adı ne kızın? Yolante'nin babasının adı ne Dursun, rahmetlinin? Mesela erkekse Dursun, Andrea. Mesela Andrea Abdurrahim Schneider. Erkekse. Dursun da olabilir. Abdurrahim daha çok ama. Abdurrahim gitti. Mesela diyelim ki. Robin Abdurrahim Schneider. Robin Abdurrahim Schneider. Andrea diye şey var. Andreas. Koyabilir aslında. Niye koymasın? Abdurrahim abinin adını. Robin Fan Abdurrahim. Olur mu? Nasıl? Niye Abdurrahim diyor abi? Hayır. İki şey kesin. Soyadı Schneider olacak. Doğru mu? İsmi muhtemelen Hollandalıların koyduğu bir isim olacak. Veya Louis. Ya neyse işte adamların zevki ama göbek adını Türkçe koyabiliriz. Louis Abdurrahim Schneider. Kız olursa? Kız hocam. Olursa. Kız ismi söyle. Hollandalıların koyduğu. Catherine Candan Schneider. Catherine Candan. Candan. Hocam Galatasaraylı Candan Erçetin. Candan Erçetin'den Candan. Catherine Candan. Sevgili seyirciler. Wesley Schneider'le... Meyreles'in bir görüntüsü var. Ekrana getireceğiz. Motora binmeyi çok seviyorlar. Bir motora binme görüntüleri var. Bir izleyelim, bir öyle görelim. Mi? Bir izleyelim bakalım, ekrana getirelim sevgili. Fotoğraf daha Hayda. Doğrusu. Dünyaca ünlü bir marka. İkisi de Wesley Snyder'le Meyreles. Hocam ne görüyorsun? Vallahi Meyreles tüm kuralları uygulamış. Bir defa motora binerken çok iyi korunmalıyız. Bu kesin. Niye korunmalıyız? İşte sıkıntı olur. Düşersin kafanı gözünü yararsın şu olur bu olur. Şey, motor tutkusu. Snyder önlemleri almamış ama şey Meyreles almış değil mi? Şeye kafaya kask mask. Snyder daha şey. Kim? Evet. Evet. Korunmalı, korunmak lazım tabii. Evet. İyi gülüyor bile diyor. Hadi abi hadi. Evet. Hadi sevgili seyirciler. Wesley Snyder'le sen sever misin? Meyreleş'in motora ben binme görüntüleri. Tabii buradan Wesley'e Wesley baba olacak mutlaka. Mutlaka. Abi Burası'nın ne olmuş Burası'na ya? Ya kardeşim deli mi nedir? İkinci kez baba olacak. Bundan dolayı kask takmasını şiddetle tavsiye ediyoruz sevgili seyirciler. Sen araba mı kullanırsın? Motor mu? Hadi bakın işinize be. Hadi değiştir araba, şunu hadi. Araba kullanırım kardeşim. Motor tutku yok mu? Yok araba tutkum var benim. Ben arabayı daha çok seviyorum kardeşim. Görüntüyü alalım. Arabayı daha çok seviyorum. Sevgili seyirciler nasıl? Fenerbahçe'de... Otobüs. Hı? Otobüs. Allah. Gerekirse otobüse de bineriz kardeşim. Ne olacak yani? Evet sevgili seyirciler. Gruplarla ilgili olarak daha doğrusu bir Markovic'in bugün bir fotoğrafı vardı. Çok ilginç bir
tesadüf tabii ki. Bunun da altını nasıl çizerek bir şey kardeşim. Markovic geliyor, babası Obradovic. Bülent Yıldırım bugün abuk sun kararlar veriyor. Abisi Aziz Yıldırım. Bu nasıl bir aile şirketine döndü şey ya. Katar'a gidiyor 17 milyona sov. Soru hocam işaretli. Ya o ona sana katılmıyorum. Hocam, bak Fenerbahçe Musa Sow. Hayır, Musa Sow bir de sevilen bir adam. Bir inançlı Müslüman. Bayağı da çok bayağı da bayağı da inançsız hani... Müslüman mı olur lan? Öyle öyle değil abi. Ya praktisik mazlum derler İngilizce. Yani, dindar 5 vakit namazı. Bu anlamda söylüyor. Dindar anlamında söylüyor. Fantazi radikal fantazi. Radikal yani abi. Radikal. Evet sevgili seyirciler, hafta içerisinde en çok konuşulan konulardan birisi. Biraz böyle biraz da farklı bir konulara girmek istedik. Sanki çok girmiyormuşuz gibi. İrlandalı, içimizdeki İrlandalı dediğimiz Kuveyt asıllı. İrlandalı değil, Arap. Onu İrlanda, bizim, İrlanda pasaportlama. Onu bizim batıya karşı aşağılık kompleksindeki Türk medyası. Bravo. Vay İrlandalı esnafı dövdü. Şeye dikkat ettin mi Rasim? Arap olsa. Rasim dikkat ettin mi? Rasim dikkat ettin mi? İrlandalı deyince herkes bir anda coştu. Ama adamın Arap olduğu çıkınca Müslüman bütün teyitler Arap kesildi. Ya bu memleketteki batıya karşı duyulan aşağılık kompleksi artık hastalık. Sinan abi dün çok enteresan. Ha ama şunu söyleyeyim. Bizim esnafın yaptığı erkekler. Sinan abinin dün çok enteresan bir yorumu oldu. Sinan abinin enteresan bir yorumu oldu. Abi girmesi girdi. Adamı izleyin. Bir izleyelim. Bir görelim pozisyonları. Pozisyon diyorum. Görüntüyü bir izleyelim. Görüntüyü bir izleyelim. Bir izleyelim. Tamam. Fernando o çiğ et yiyormuş. Ne hocam da? Nasıl çiğ et? Nasıl hocam? Normal çiğ, çiğ et yemek. Biz izleyelim dün gece izleyelim. Sabah kahvaltısında. Biz izleyelim. Fernando sen biliyor musun? Fernando kafes dövüşçüsü diyorum ben ona. Baktığın zaman tipi falan aynı öyle böyle kafes dövüşçüsü falan. Oğlum Savalin çiğ et yiyormuş biliyor musun herif kahvaltıda? Oğlum Savalin çiğ et yiyormuş biliyor musun herif kahvaltıda? Çiğ et yiyormuş, çiğ et. Ya bırak Sinan abi. Vallahi billahi diyorum sana. Çiğ et yiyormuş oğlum. Sushi falan olmasın sakın. Değil çiğ balık. Bayağı bildiğin çiğ et. Üstlerindeki çiğ et. Fit abi. Ben Şener Üşümezsoy'u gördüm de çiğ et yerken onu görmedim. Çiğ et yiyormuş. Kenya'da yedi. Şener Hoca. Çiğ et. Yedi. Öyle mi? Keçi eti yedi. Ama bu Fernando çiğ et yiyormuş sabahleyin. Ondan kuvvetli baksana. Fernando'nun çiğ et yediğini sabah kahvaltılarında söylüyor Sinan Hoca, Ahmet Hocam. Çok normal. Nasıl normal hocam? Hocam nasıl normal ya? Herkesin yeme usulü mesela ben en büyük zevkim çiğ yumurta yemektir. O normal hocam. Çiğ yumurta yine şey. Çok normal. Şey bu Rocky Balboa yerdi. Çiğ yumurtayı çok seviyor. Evet çocukken hani, içirirler bir hocam. Bir dakika abi o hani İtalya'dan bir tane sen bilirsin. Neydi o incecik kesilmiş etler neydi onun adı? Söyle ya. Prosciutto. İtalya'da. Brezola, prosciutto hangisini? Bunlar da çiğ et. Pastırma belli oranda çiğ et. Hocam adamın sabah kahvaltısında bayağı bildiğin şey. Sana ne var abi? Yer yer adam ya. Nasıl yer hocam? Sen yer misin? Ya yam yam mısın sen ya? Ya çiğ et yararlı mıdır? Abi çiğ et niye yararlı? Çiğ et yararlı mıdır? 9 numara. Abi insanın doğasında hayvanlara bakın. Bütün hayvanlar çiğ et mi yer? Hocam sen bir tip adamısın. Evet. Hocam sen bir tip adamısın sormak istiyorum. Çiğ et. Bir insanı evet, güçlendirir mi? Yani var mı böyle bir şey? Az pişmiş etin daha yararlı olduğu kuvvetli söylenir. Tabii, ama niyedir, nedendir tam da bilmiyorum. Ama az da olsa pişer hocam yani. Böyle çiğ çiğ yenir mi ya? Güçlendirir. Zaten Fernando'nun suratına baktığım vakit çiğ et yiyen tipi var. Kafes hocam Azok'a benzemiyor mu Azok? Evet. Kafes dövüşçüsü. Vallahi ya, her maç gol atsın da böyle bir benziyor. Tane bizon yesin. Çiğ çiğ. Mertem ortadaki kim ayıptır ya kime? Hayır Azok ya. Dünya film mesela bir şey söyleyeyim mi? Film kahramanı. Fenerbahçe'ye gelmiş geçmiş en fazla kalbiyle oynuyor oyuncuların vallahi başında gelir bu çocuk. Bugün sen son kalbiyle. Dakikada gördün mü hocam? Çıktı oyundan. Son dakikada gördün mü? Serbest vuruş öncesinde şöyle kafasını böyle almış tek avucunun arasına. Yani olsun nasıl biliyor musun? Yapıyor, evet. Kenarda bile terliyor hocam. Oynuyor biliyor musun? Çiğ et nasıl yenir biliyor musun? Önce kesersin. Üzerine biraz limon. Acı. Tamam mı? Öyle güzel gider ki. Vallahi bak tavsiye ederim. O büfteyi ince kestim böyle 3 milimlik ince şeylerle salam gibi. Evet. Biraz üzerine limon. Biraz kırmızı biber ve kekik. Yapmadı. Kekik abi çok çiğ güzel. Çiğ et yapmadı hocam. Ya ne olur ya. Çok güzeldir. Pişmişse çiğin farkı ne? Dinlenmişse yenir. Vallahi hafif pişirmek ya. Lazım hafif. Bir şey işte hafif pişmeyeceksin hafif. Abi ya. Kanı da böyle hafif bakacak. Çiğ güzel çiğ olacak da. Çiğ çiğ. Pahalı abi eti nereden bulacağız? Et de pahalı yani. Et de pahalı. Acıdım ben. Şimdi ben ona takılıyorum biliyor musun? Şuna takıldınız mı mesela? Ne? Doktorlar diyor ya badem yiyin ceviz yiyin. Baba doktor bademin cevizin kaç para kilosu? Kilosunun kaç para olduğunu biliyor musunuz abi yani? Ne? Aa bak siz o şey. Ha buldum. Karpaccio. İtalya'da mı olur? Bu ne karpaccio? Ne? Ama aynı şey diyor. Çok ince. Ama pişmiş mi? Bir dakika pişmiş mi? Karpaccio şeyin başında.
Çok ince gelir ama o şeydir hocam. Anladım kardeşim. Karpaccio pişmiş midir? Pişip kuruturlar. Çiğ sosis yer misiniz? Çiğ sosis. Yesin koçum. Ben sevmem sosis. Kurt yapmaz mı hocam? Ya ne kurtu be? Ben sosis sevmem. Yapar hocam, kurt yapar. Vallahi ben Kıbrıs'ta Ahmet Çakar'ı gördüm. Her şeyi yiyebileceğini anladım bir insan. Her şeyi yiyebileceğini anladım. Bir şey söyleyeceğim. Sinan abi dün Instagram'dan, Sinan Engin'in Instagram'ını söyleyelim. Sinan Engin. Instagram hesabı Sinan Engin. Benim Ertem Şener. Instagram. Beşiktaş Tegir olarak bir gelsin. Bu Instagram nedir? Bana bir anlatın. Girip fotoğraf paylaşırsınız. Ne kararsızlık. Seninkinin aynısı hocam. Şimdi Twitter'a girsin. De Twitter var. Yazıyoruz, ediyoruz. Twitter'ın fotoğrafsız hali bu. Ha? Hani buraya bak. Şimdi mesela, ben Instagram'a bu telefondan gireceğim. Birisi yazmış mesela. Sinan abi 60 bin liralık saat takıyorsun. İşte ne o? badem bilmem ne. Öteki diyor asgari ücretli yaşam savaşı veriyoruz. Ne eti ya diyor. Falan. Abi biraz futbol konuşun. Ha ha ha. 100 gol. Rasim hocam. Rasim'e sorsan abi. Futbol oynayabiliyor mu? Rasim niye güldün? Rasim futbol oynayabiliyor mu diyor. Çok yeteneksizimdir, oynayamam. Çok yeteneksiz. Niye güldün? Neden güldün anlamadım. Ya 100 gole kal 90 gol. Bu sene Beşiktaş'ın 100 gol geçme olasılığı. Herkes transfer soruyor bakın. Cinsiyet değiştirme olasılığı şimdi, kadardır herkes. Instagram'a herkes. Ya ne diyorsun ya? Ne dediğin aksine ne yapıyor? Instagram'a herkes transfer soruyor Ertem. Ya transfer konuşulacak mı? Konuşulacaksın abi ama senin sürece Instagram'ını bir konu. Onları bir şey yapalım. Söyleyelim. İsterseniz bir yazalım mesela. Mario Gomez 20 gol atar mı? Bu gidişte atamaz bence. Bu haliyle. Ben atar diyorum. Sen Maria Gomez bugün işte 20 maç oynar mı diye sorsana. Bırak golü. Şimdi. Beyler cuma akşamı Maria Gomez'in beli dönmüyor. Hocam çabuk hazır değil. Bu haliyle hazır değil. Evet. Hazır değildi. Hazır fizik olarak yavaş yavaş gelecek. Kımız bugün bitiyor. Bir dakika. Bir dakika. Bir tane bir. Bir saniye. Derin bir futbolda saat 20. Unutulmuş. Ölse kimsenin farkına varmayacağı bir oyuncu eskisi. Tehdit, şantaj her türlü şeye başlamış. Yarın onunla ilgili savcılığa suç duyurusu da bulunuyor. Seninle ilgili mi? Kim o? Bedelini burası Texas değil. Hukuk sana kim ödeyecek. Kim o Rasim? İsmini vermem. Bitmiş gitmiş kimsenin tanımadığı etmediği 50 sene evvel birkaç film çevirmiş bir tane meczup. Ama bunun bedelini hukuk sana çok ağır ödetecek. Çok ağır ödetecek. Kim? Sen burayı Texas zannettin ha? Göreceksin. Sen nasıl bu yaptığın tehdidin, şantajın adeta bir çeteci. Geçmişte çeteciliğe de bulaştın ha. Senin geçmişini biliriz. Rasim, senin bütün devlette arşivin vardır. Çeteci o çeteciliği sana hukuk ödenecek. Oyuncu ya. Eskisi. Hadi kimden bahsediyorsun biri. Abi sen? İsmini vermem mi? İsmini versem yine meşhur olur. Futbolcu mu? Bir tane oyuncu eskisi diyor. Futbolcu değil. Ha, oyuncu değil ya, futbolcu neyse. Işte. Sevgiler, sevgili seyirciler çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Herkese yeni hafta sağlık, başarı, mutluluk ve en başta barış, birlik, beraberlik getirsin. Ben de Ankara'dan Eyüp Ersay'ına selamlar yolluyorum. Hamburg'dan o manyak gibidir. Eyüp Ersay'ın.